Biden'a Amelek diyen Mossad ajanı. Yahudi asıllı Amerikalı Mossad ajanı Janet Pollard, 1987 yılında casusluk suçlamasıyla ABD'de müebbet hapse mahkum edilmişti. Suçu ABD istihbaratının gizli dosyalarını İsrail istihbaratına servis etmekti. İsrail terör devleti Pollard'la ilişkisini kabul etmekle kalmadı. Pollard'ın mahkumiyetinin sona ermesi için İsrail lobisini devreye sokarak ABD hükümetine baskı yapmaya başladı. Ayrıca Pollard'ı himayesi altına almak için de 1995'te İsrail vatandaşlığı verdi. Sırf bunun için de kendi kurallarını değiştirdiler. Zira normal şartlar altında henüz İsrail'e göç etmemiş Yahudilere İsrail vatandaşlığı tanınmıyordu. Hülasa etti eylediler, müebbet hapse mahkum edilen ajanlarının 2015 yılında şartlı tahliyesini, 2020'de de tamamen serbest kalmasını sağladılar. Aynı yıl İsrail'e ayak basan Pollard'ı havaalanında Benjamin Netanyahu bizzat karşıladı. Pollard da kendisine tahsis edilen özel uçaktan iner inmez işgal ettikleri Filistin topraklarını öperek İsrail'e olan bağlılığını göstermeye çalıştı. Daha sonra yaptığı konuşmalarda da ABD hükümetini antisemitizmle suçladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nı ve Birleşmiş Milletleri de İsrail'in düşmanları olarak tanımladı. En ilginci şuydu, İsrail'in iş bu kıymetli Mossad ajanı ABD Başkanı Biden'ı ve yönetimini tıpkı Netanyahu'nun Gazze'lileri nitelendirdiği gibi Amelek olarak nitelendirmişti. Amelek yani yok edilmesi gereken düşman. Pollard'ı İsrail'e taşıyan özel uçağın sahibi olan Sheldon Adelson, 3 yıl önce ölmüş olan Yahudi asıllı Amerikalı bir milyarderdi. Bilhassa kumarhane ve turizm sektöründe bir dev olan Adelson, aynı zamanda İsrail ve dünya Yahudileri için kurduğu derneklerle tanınıyordu. İsrail'de yayın yapan birden fazla gazetenin de sahibi olan Adelson, Netanyahu'nun da en büyük destekçilerinden biriydi. Fakat en önemlisi ABD'li Cumhuriyetçi Parti adaylarına yaptığı devasa bağışlardı. Mesela Trump'ın başkanlık kampanyası ve sürecinin en büyük finansörü Sheldon Adelson ve eşi Miriam Adelson'du. ABD'ye Rusya-Ukrayna savaşını körüklemek dahil birçok konuda sert eleştiriler getirerek son yıllarda oldukça dikkat çeken eski ABD Başkanı John Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy her ne kadar bağımsız aday olarak ABD başkanlık seçimlerine giriyor olsa da söz konusu İsrail olduğunda o da demokratlar ve cumhuriyetçiler gibi bağımlı. Geçen hafta düzenlenen bir panelde Sheldon Adelson'un şirket ve vakıflarını yöneten eşi Miriam Adelson'la yan yana boy göstermesi bunun işaretlerinden sadece biriydi. Sheldon Adelson, cumhuriyetçileri fonlarken Clinton'lara yakınlığıyla bilinen Yahudi asıllı Amerikalı iş adamı Haim Saban da demokratları fonluyor. Haim Saban, kendisini benim tek bir mevzum var, o da İsrail diyerek tanımlamıştı. Trump da yeniden seçildiğimde İsrail'i korumaya devam edeceğim demedi mi? Amelek Biden mı? İsrail, Gazze soykırımını onun himayesinde yapmıyor mu? Hep söylüyorum. ABD, İsrail ilişkisi kuyruk köpek ilişkisi gibidir. Bir farkla ki bu ilişkide kuyruk her daim köpeği sallıyor. Salih Tuna, Sabah.